ki sonunda Şahkulu Sultan dergahında ki daha önce Hüseyin Gazi dergahında bir beraberlik güya yapılmıştı ve Hüseyin Gazi dergahında bir Muharrem sonu akşam lokması paylaşımına gidilmişti. Bunun ötesindeki Şahkulu Sultan dergahında yapılan ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar içerisinde bir şey vardı. Diyordu ki biz artık Alevileri hakikaten göz önüne alacağız. Onların kendi kurumlarına ve kendi kurumlarının yapılarına destek vereceğiz. Hatta eğer isterlerse bu kurumlar içerisinde hizmet gören, yol ve erkan hizmetinde bulunan kimlikler talepte bulunurlarsa onları kadroya alacağız. Yani onlara maaş bağlayacağız gibi bir düşünceyle bir açıklama yapıldı. Ama bunun arkasından söylenen bir cümle vardı ki hakikaten bütün Alevi topluluklarını ve Alevi insanları rencide eder gibiydi. Neydi? Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde bir kurum oluşturacağız. Bu Alevi Bektaşi Kültür ve Tanıtma adına yapılacak olan bütün kurumları Kültür Turizm Bakanlığı içindeki bir başkanlığa bağlayarak bütün ihtiyaçlarını oradan göreceğiz. Ne yapacağız? Efendim işte elektrik paralarını oradan vereceğiz. Atık su paralarını, kullanım su paralarını oradan karşılayacağız. Ama Alevilerin isteği bu değil mi? Alevilerin istediği kendi kurumlarındaki elektrik parasının, su parasının, efendim oranın işte beyaz eşya giderlerine ödenmesi değildi. Alevilerin bir tek isteği vardı. Aleviliğin tanınmasıydı. Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasıydı. Ve Alevilerin bizim cem evlerimiz, bizim ibadethanemizdir sözünün tanınması ve hakikaten sizler haklısınız. Alevilerin cem evleri, Alevilerin ibadethaneleridir denilmesiydi. Böyle bir şey gündeme gelmedi. Sonunda öğrendik ki Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde oluşturulacak olan başkanlığın 7 tane üyesi olacağını ve bu üyelikleri de yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tayin edileceğini ve Alevi kurumlarının federasyon, konfederasyon yapılarının hepsinin bunlar tarafından denetleneceğini öğrendik. Böyle bir denetlenme, böyle bir kurumun oluşturulması sadece ve sadece bizlere şunu lanse ediyordu. Bizler artık bundan sonra Alevi kurumlarını kendi zaptırattımız altına alacağız. Bu kurumlara istersek kendi içimizden kayyum bile tayin edeceğiz ve bu kurumların yönetiminin hepsini denetim ve disiplin altına alacağız. Bizim dediğimiz gibi Alevilik yaparlarsa eyvallah, onlara efendim maaş da vereceğiz, onların istediğini de yapacağız. Ama bizim istediğimiz gibi davranmazlarsa, bizlere biz sizin inancınızın ötesinde bir inancın sahibiyiz. Biz insanlık inancının, biz bütün insanların yanında hiçbir insanı birbirinden ayırmayan, dini, dili, ırkı, cinsi, rengi ne olursa olsun bütün insanların mazlumlarının yanında olacağız, zalimlerine karşı duracağız derlerse, emeğin yanında olacağız, sömürenin karşısında olacağız derlerse ve inançları sadece ve sadece kendi istedikleri inancın ve tek çizginin içinde olacakları düsturunu vermezlerse onlara karşı her türlü yaptırımı yapacaklarını gündeme getiriyorlar. Bu da Alevilerin kabul etmeyeceği bir düsturdur. Onların hiçbir zaman benimsemeyeceği bir çizginin adını koymuşlardır. Bizler Aleviler olarak böyle bir konuyu kabul etmeyeceğimizi, bizlere hiçbir şekilde maaş verilip bizlerin kendi düşüncelerini Aleviliğimiz olarak lanse edilmemize müsaade etmeyeceğimizi açık saçık beyan ediyoruz. Ve diyoruz ki eğer Alevilere bir şey yapacaksanız Aleviliği tanıyın. Alevilere deyin ki sizin bir yolunuz, bir inancınız var ve sizlerin yaptığı hizmetin, o güzel mekanın adı Cemevidir. Cemevler de sizin ibadethanenizdir. Bunu tanıyın ve deyin ki bundan sonra kardeşçe yaşayacaksak bu şekilde yaşayalım. Yoksa kardeşçe yaşamanın adı sizlerin istediği gibi yaşamak, bizler için kabul görecek bir yaşamak olmayacaktır. Aşk ile.